Yeni evin ilk talk show'u Cancık Utku. Başlıyor. Kimler geldi kimler? Dön de çek. Dön. Bak müzisyenlerimiz geldi. Miray. Dora. Ve kim geldi? Yunis biz yokken galiba çok üzgündüm ve moralim bozuk galiba sakalları böyle. Abi siz köye gidin, ben zaten haftada 4 gün gelirim. Nereye geliyorsun haftada? Neyse. Senin buran niye mavi aşkım? Nerem? Gözlerin, bir dakika kirpiklerin niye mavi? Gözlerim yaptın? Akıyor galiba. Niye yaptın mavi aşkım? Mavi yapmadım ya, maskaramın rengi maviydi. Yani neyse, sana yakışmış ama güzel olmuş. Şimdi biz seninle Utku'yu almaya gidelim. O arada ben, bu Doracığım bak şimdi. Yunus tabii sen de söyleyeceksin. Nerede çekeceğimizi bilmiyoruz. Şöyle çeksek diyorum. Ne diyorsun? Yapıştıracağım koltuğu. Benim şeyi de şuraya koyacağım. Yalnız o yukarıda. Nasıl indireceksin? Ben de. Sen benle beraber Utku'ya gidiyorsun zaten. Dora kas yapmış ya. Dora'ya bakar mısın ne kadar zayıflamış? Ne olmuş oğlum? Nasıl zayıfladın lan bu kadar? Sen ne yaptın lan kendine? Sen neden zayıflıyorsun? Ben zayıflıyorum. Dövse kadar. Fırat nasıl dinçleşti? Değişti. Köy hayatı beni bambaşka bir adam yaptı. Sabahları gittiğim kumsal Instagram'dan takip edenler biliyor. Ama sen daha fazla zayıflamışsın. Bravo Doracığım. Buraya... Ay çok değişik oldu herkes burada. Bir dur Ceyda'cığım. Bence böyle ama. Niye böyle? Arkada mutfak falan. Ha, derinliği güzel. Aa elmalı kurabiyeli kek yaptık. Ceyda'cığım şu an başka bir şey yapıyoruz, anlatamıyorum kadına. Burada koltuk var. Şuradan konuşuyorum ama arkam cama vuracak. Neden lümpensin Utku? Bize anlatır mısın? Gibi. Doraları nereye yerleştireceğiz? Ben bu evi... Hiç yanlış yapıldı bu ev. Talk show konusunda nasıl yapacağım? Bu ev yanlış, bu ev iptal. Bahçede düşünmüştüm, sonra camlar yüzünden olmadı. Neyse bir kapatalım kamerayı, bunu düşünelim. Sonra size de sürpriz olsun. Biz şimdi Utku'yu almaya gidiyoruz. Şöyle yapınca inanılmaz bir ortam hazırlanmış. Hayır, Utku'yu almaya gidiyorsun. Hem ikisi aynı anda olmaz. Tamam şimdi işte elmalı kurabiyeleri dağıtalım. Elmalı kurabiyeli kek. Neyse biraz ondan yiyelim bari. Ev yapımı. Asla hazır değil. İstanbul'dayken böyle alırdık şeyden, fırından 3-5 kuru pasta. Şimdi öyle mi? Sadece bu değil, kek de var. Ben buna diyet bozarım. Fındıklar. Fındıklar mı? Canlar. Gidiyoruz Utku Bey'e almaya. Utku'nun evinde ucundan görmüş olacağız. Hadi bakalım. Bu arada Burak arabayı vurdu. Arabayı vurmadı, ona vurmuşlar. Ben de korkmasın diye bir şey demedim. Tamam diyorum, telefonu kapatıyorum. Abicim şöyle oldu, böyle oldu, adamı tuttum bırakmıyorum falan. Hani adam vurmuş ya. Tutanak tutturacağım abi bilmem ne. Allah aşkına vurduğu yere bir bak. Kızım öyle bir aradı ki pert oldu sandım araba. Çok kirli, anlaşılmıyor ya. Bir şey yok çünkü, anlaşılmamasının sebebi bu. Şuradan şöyle göçmüş, bir de şurası çizilmiş. Bu yani. Adamı tutmuş, bırakmadım diyor. Ben de sanıyorum ki hani arka taraf komple gitti. Yani artık bir şekilde çözülecek. Ustaya götürsek, usta bırak abi akşam alırsın dedi. Ama emanet mal tabii, çocuk genç. Ne oldu? Gerilmiştir. Ne olacak gerildi. Be? Gerildi ama bir şey olmaz, önemli değil. Allah kazadan beladan herkesi korusun. Fırat sürekli arabanın altını vuruyor. Vallahi vuruyorum. Cancık Utku uzağa taşındığı için ya Kuşadası merkez... Ya. Tamam canım, 11 kilometre öteye taşındı. Kuşadası merkez, mutlu herkes. Utku'ya bir soru sorulmuş mesela. Yazlıkçı hayatı neden abi? Çok doğru bir soru, ben de soracağım. Benim de bazı sorularım var. Zaten Ceyda Instagram'da pool açtı. Sorularınız varsa Utku'ya diye. Siz de oradan aldığımız bazı soruları soracağız. Şimdi bu kanalı hiç bilmeyen biri gelip, Utku kim ya? Nerenin ünlüsü acaba ya? Buranın ünlüsü kardeş. Buranın ünlüsü. Ama yani Utku'ya giderken de dağları tepiyorum yemin ederim ya. Şuralara bak. Dağları deldim bir başıma. Tam buraların şarkısı ya bu. Geçen düşündüm ne zaman emekli olayım diye. 16'dan 18'e kadar yazın öyle bir çalışmıştım ki animatörken. Araba parası kazanmıştım arkadaşlar. Bak bir tane Broadway alabiliyordum ama dandik bir Broadway, yani eski bir Broadway. Yine de araba arabadır. Ama ehl-i eğitim tabi olamıyordu. Babama dedim ki al dedim baba bu parayı, bana araba al. Ben sonra binerim dedim. Bir daha o parayı görmedik. Sonra baban ama üzülür, ben parayı yedim mi der. Ya iyi yapmış zaten. Ne yapacak 16 yaşında çocuk o kadar parayı. İstanbul'da bu videoları çekerken böyle değişik oldu. Şu an çok değişik geldi bir an bana. Nasıl düşük yani? Bütçeli. Diğer videoları hep her yerde çekiyoruz zaten. Ama düşük bütçeli hep evde çekiyoruz ya. Ha evet. Bana değişik. Bu değişik geldi. Ya inşallah kurulum olacak. Bilmiyoruz kurulum ne alemde. Tam vallahi düşük bütçeli yani. Bakalım asbelkader sığışacağız odaya. Bir şekilde yapacağız. Ama güzel bir fikir buldum. Eskiden böyle beyaz şovda falan merdivenden inerdik konuklar. Bizde de öyle olacak. Öyle mi? Çok güzel benim olacak. Benim müziğim de olsun ayrıca ama değişik olsun. Söyle Doralara şimdi bestelesin de sana ayrıca değişik. Bak bak, uyuyor ya. Kurgu yapıyorum diyor sabahlara kadar. Hadi gelin, alalım. Lümpen ev turunu sonra yapacağız. Başka videolara inşallah. Birazcık daha uyusam. 5,5 milyon insan geldi. Ayıp değil mi yatıyorsun? Kalk kalk kalk. Canlar seni bekliyor. Hadi kalk. Tam bir yazlıkçı ya. Bak yazlık ortamı tam. Aa göğüs kılıma oturtmuşum bunu. Evet, çok kusur oldu. Kahve yapsam. Hadi yap tamam. Hadi yap öyle. Hadi hızlıca. 5, 10, 1, 2, 3 sayıyorum. Sabaha kadar. Sabaha kadar değil. Kaçta yattın? Yatmadım. Yatmadı. Tekne videosu vardı ya, onu yaptın. Yunanistan. Çocukların şeyini dağıtma. Neyse bu evin turu sonra. Bunların evinden yeşil baş çıkmıştı. Evet. Evin içine girmesin, kendi alanında takılsın diye yeşil baş. Burayı bantlamıştı.
önüne de bunu koymuşlar, hiç görmedik. Sen köye niye taşınmadığın sorusu vardı, onu çoktan cevapladın ama. Yok. Olsun, ben yine soracağım. Ben memeli hayvanlara kötü memeli değilim. Memeli, sürüngen, sürüngen belki işte. De. Ben şu anda iyi değilim arkadaşlar. Oğlum buralar kahve sürüngen dolu. Hadi kahveni yap, kahvesini yapsın gidiyoruz. Sürüngen ne ya? Hadi hep böyle cebimde böyle bir ışığım olsun isterim. Ya keşke araba 7 kişilik. Şu kahve. Ne istedim biliyor musunuz? Arabamız böyle 7-8 kişilik bir şey olsaydı, arkada müzisyenlerimiz otursaydı ve yolculukta yapsaydık talk show'u. Müthiş olurdu. Ya, Dora için çok zor olurdu. Ya zaten bazen çalamıyorum diyor, sonradan çalıp koyuyorum diyor. Yani ben ekliyorum onları. Duymuyoruz ya biz ne yaptığını. Sonradan yani, denk getiriyor ona. Bu da profesyonelliktir işte bu. Ya abi onun varlığı yeter. Zayıflamış bir de kas çok yapmış. Zayıf. Öyle mi? İnanamayacaksın Dora'yı görünce. Ben Dora'yı zaten yakından hiç görmedim ki. Cancık. Yine cancık olduk. Ne yapsın bu çocuk be? Bilgisayarın ekranından bizi görmekten. Sen herkesi gördün ama onlar seni hiç görmedi. Doğru. Sen defalarca gördün onları. Doğru. Yorumlarda gördüm. Kuşadalı demeyeceksiniz. Kuşadasılı. Doğru abi. Doğru. Kuşadasılı. Ama abi kuşadasılı ağzıma uymuyor. Hoş değil. Kuşadalı. Ağzına uymuyor diye. Adalı ya direkt. Adalı deyince Büyükada'da oturuyormuşuz gibi oluyor abi. Ama burada herkes Adalı diyor. Büyükada'ya mı taşınsak falan buradan? Bütün adaları geziyordum değil mi? Yeni yeni içerikler. Ne oluyor yayla? Ada sahillerini bekliyorum. Bakalım. Seni küçük Adalı. Ben çok mutluyum. Ay bunları söyleme şimdi. Konuşacağız bunları. Hayır, mutlu değilmişim gibi davran. Çok mutsuzum. Hayır mutsuzum deme. Şaibeli konuş. Bakalım nasılım. Abi çok garip sorular gelmiş. Çocuklar için okey ama büyüklerin yazması bana çok garip gelen sorular var. Bir tane söyle. Mesela ben hiç anlamadım niye ayrı çevek çıktılar ki sizinle yaşamıyorlar. Koca adamsın ya. Yani hepimiz 35 küsur yaşlarında olduğumuz için. Yani bunu yazan da kocaman insan. Adam kendi evini aldı çıktı. Yavrum ev üstünde olur mu? Da? Plan farklıydı. Çok plan değişti. Hayır gerçi abi şimdi. Ama o planın sebebi şuydu. Sen evini bulana kadar bizimle yaşayacak. Doğru. O arayı yakalayamamış olabilirler. Şimdi bak ne kadar iyimserim bugün. Çok. Bence bunun sebebi ne biliyor musun? Türk dizileri abi. Drama arıyor herkes. İnşallah bir kavga ederler de güzel bir sohbet olur. Aa, bana arada bu aralar çok mesaj geliyor. Sen niye videolarda yoksun? Aranız mı açıldı Ceyda ile Fırat'la diye? Bayılıyorlar. En çok abi istedikleri neden? Şey cancıkların. Bayılıyorlar. Bizi habire boşuyorlar TikTok'ta. Ve bunları konuşacağız. Bunların hepsi birazdan talk show'a. Şimdi siz nötr kalın. Yalnız şöyle bir sorun var. Nötr. Talk show'a göre yapmadığımız için salonu haliyle yani. Bilmiyorum oldu mu olmadı mı göreceğiz. Çocuklar ayarlıyor. Yunis de burada. Neyse, bir selam. Yunis. Oğlum videonun sabahtan çıkmış. Olsun gene de arabada otururken bir kere daha selam vermen gerekir. Neyse hadi gidelim orada çekelim. Evet, karanlıkta evet. Karanlıkta cancıkların. Ha, evet. Cancıklar iyi oluyor da canlıların gözleri bozulmasın. Look at this. Look at that! Uh-huh! Yeah! Come on, girl! E kimse ne oluyor ya demiyor mu? Ne oluyor? Oh yeah. Evet arkadaşlar, yeni evin ilk talk show'u süper enerjik başladı. Kim geliyor? O bir lümpen, o bir cancık, o bir gastronomi bağımlısı. Tamam yeter. O bir sabırsız, o bir Utku geliyor. Utku cancık geliyor. Daha gelmeyecek mi? Ben de geliyor muydum? İzlemedim mi hiç programı? Ben hiç tabii. Sunulmadım aşağıdan inerken öyle bir garip oldu benim inişim. Ne zaman sunuldun karıcığım? Hiç sen işte, programları izlemiyorsun. Kanalda ben var hiç yok mu arkadaşlar? Aşkım beni sunan var mı? Sunalım. Seni bir kere sunalım mı? Hayır. Hadi sunalım. Aa bak nasıl canı ister. İstedi. Tamam peki. Hadi. Ya. Çok kolay oldu. Nasıl mutlu ya? Surata bak. Yukarıda bir şey unuttum desem gidip ağlamaz ya. Kocanız. Karşınızda. Dur önce biraz. Ne? Şöyle bir doldur. Fırat! Hayır o kadar hızlı değil. Üzülür şimdi. Çok başarılı. O bir diyeceksin. Hiç mi beyaz show izlemediniz? O bir. Ne oluyor yanın baş elemanı? O bir. Kahvelerin vazgeçilmez insanı. Kahve yok evde. O bir. Lümpenin kankitosu. O bir her şeyi çok bilmiş. Murat Kasabalı geliyor.
Yırtacaksın, yırtacaksın. Onu... Bunu evi zarar verdim aşkım. Yeni almıştık evi. Sen de çıkar bunu, rahat et ya. Takacağım dedin. Bir şey söyleyeceğim. Dora inanılmaz zayıflamış. Dora nasıl zayıfladın sen ya? Nasıl zayıflamayayım şimdi? Gluten yemiyorum. Makarna, pilav yok. Hayat yok yani. Hayat yok. Tamam. Hayatsız. Let's go. Hayat yok. Hayatsız Dora. Benlik şeyler. Siz de iyice samimiyet kaçırdınız bu dozunu. Talk show olmuyor. Hoş geldin Utku. Evet, lütfen. Hoş geldin Utku Bey. Buyurun, lütfen oturun. Pelin'in misafiri var diye gelmemiş mi? Evet. Biz eve gidince gördük tabii, o ayrı bir konu. Joy nerede diye soracak olursanız, Joy arkada, çünkü Joy burada olursa bu program yapılamazdı. Ben öncelikle bunu çıkarmak istiyorum samimiyetimize dayanarak. Evet, çünkü çok sıcak, çok biliyor musun? Çıkar, ben çıkar. Niye uzun kollu falan giydim ya? Senin için bazı sorular sorduk, benim de kendi sorularım var. Ama seni dışarıdan biriymiş gibi sunacağım. Ne oluyor, aile nasıl falan filan. Ha. Yani öyle hareketler. İlk olarak herkesin merak ettiği soruyu sormak istiyorum. Why are you Cancık? I am not Cancık. You are Cancık. Biz sana bazı sorular sorduk ama onun öncesinde ben şunu anlatmamı istiyorum. Çok da merak edilmiş bu soru. Ne oluyor yayla, nasıl serüveniniz başladı? Bunu anlattık. Ben Lego yaparken anlattık. Abi Cancık doğmuş, taşmış. Sen soruları bir görsen. Tamam, yolla gelsin. Utku kim diyen bile var. Ya ben yıldım. Böyleyiz. Sıfırdan başlıyorum her şeye. Arkadaşlar ben size söyleyeyim. Utku lümpen bir insan. Lümpen de normal kelime anlamındaki lümpen olarak kullanmıyorum. Lümpen dediğim şey aristokrat kesim. Hayatın kaymağını yiyen kesim. Aman elim sıcak sudan soğuk suya değmesin kesim. Utku. Mesela ona örnek verir misin? Saç kesimi mi oğlum bu? Ya. Elim suya değmesin kesin. Neyi gördüğünde bunu söylüyorsun bana mesela? Yavrum yani yaşantını biliyoruz ya. Kanadalarda büyümüş. Gitmedim ki Kanada'ya ben. Nasıl? Kampa gitmedin mi sen? Hayır, Kanada'da değil ki. Nerede? Amerika'da. Ama yazık bu adama ya, bak alıyorsun lümpeni. Yazık ya Amerika'ya. Yazık ya Amerika'da büyümüş. Neyse Utku öyle bir insan. Bizim kanalımızın kurgucusu arkadaşlar. Yazıları yazan kişi. Şu anda da yazıyor. Ne bu peki bizim bu dişik bir çeyrek tokşak? Ne oluyor ya'yı tanıyoruz gibi bir şey mi? Baştan. Ben sorulara üzüldüm ama Ceyda. Neden? Sorular gerçekten ne oluyor ya'yı tanıyor muyuz? Tamam ne güzel işte, yeni yeni insanlar gelmiş demektir bu. Nasıl fikir? Ama eski videoları izlemiyorlar mı Ceyda? Her hafta yazıyorlar. Haftada bir video yetmiyor. Cancık arka videoları izle. 564 video var. Sen kanala geleli 6 ay olmuş olsa bitiremezsin onları izlemeyi. 564 video yok, bu arada. Yok, o kadar yok. O kadar da yok ha. İzlersin yani. İstesen. 400 küsürlü bir şeyler var. Evet. Daha ne yani ya? En azından soru cevapları izlesek, ki senin olduğun soru cevap var. Evet. Yavrum herkesin baktığı yere göre şekillenseydik bugün bir karar vermezdik. Neler oluyor? Ama onu izleme şimdi. Oğlum niye izliyorsunuz? Şu an evet, izlemeyin. Evet evet ya, buradayız şu an. Şu an burada izleyebilirsiniz onu. Şimdi gelelim bu konuya. Öncelikle ne oluyor hala? Nasıl tanıştığından önce? Çok önemli bir soru gelmişti. Onun öncesi ne olabilir acaba? Bu işlere nasıl bulaştın kardeşim? Reklamla sen... aslında bulaştım. Biraz. Kaç yaşında? Yaş olarak tam hatırlamıyorum. Herhalde üniversiteden kaç yaşında mezun oluyor? 22 mi? Tekte mi bitirdin? Girdiğin gibi bitirdin mi? Girdiğim gibi bitirdim. Şimdi Utku arkadaşlar normalde reklamları kurguluyordu. Biz dizi yaparken Utku da... Kurgucuydu. Reklam kurgu dünyasında basamakları hızlıca tırmanıyordu. Çok abartıyorsun. Öyle, öyle oldu. Sonra ta ki bir aydınlanma yaşadı ve dedi ki ben bu işi yapmak istemiyorum. Peki biz nasıl tanıştık? Pardon. Ne oluyor ya, nasıl tanıştınız? O sıra kaç kiloydun? Çok kiloydum. Herkes şunu sormuş. Ne oluyor ya, nasıl iş teklif etti sana falan. Aslında ne oluyor yani başlangıcından beri var olduğunu bilmiyor. Evet. Ya sanki ne oluyor ya vardı. Başkası kurguluyordu da biz sana iş teklif ettik zannediyor. Yok. Ortak arkadaşımız var. Benim eski yapımcım. Sercan. Birlikte öyle tanıştık. Aa, bizim ilk tanışmamızı anlatayım Fırat'la. Çok iyiydi. Hatırlıyor musun? Evet. Nasıldı? Ben de yok muydum? Sen yoktun. Sen yoktun aşkım. Nedir? Ben neredeydim? Sen neredeydin? İşe alımları ben yapıyorum. Oğlum üçümüz beraber buluştuk. Aşkım hayır, o zaman sonra. Sen YouTube yapmak istemiyordun. Seni zorla sokmuştum. Öyle mi? Evet. Ben Twitch yayınları yapıyordum. Bilgisayar firmasıyla görüşüyoruz. Benim Twitch yayınlarım için. Ya dedi Fırat dedi, bizim dedi Twitch'e dedi bütçemiz yok. Biz YouTube için bir kanal arıyoruz aslında dedi. Ben de o anda dedim ki aa dedim biz dedim karımla YouTube kanal açıyoruz dedim. Yok daha Ceydan'ın haberi. Oyuncuyum ya, aklıma o geldi. Film önerileri yapacağız dedim. Aa dedi çok güzel dedi. Ben güzelse dahil olabilirim dedim. Tamam dedim, ben dedim size detayları anlatırım. Eve geldim dedim ki Ceyda dedim YouTube kanalı açıyoruz. Ben anlaştım. Sonra Sercan'la konuştuk işte. Sercan'a dedim ki kurgucu lazım bize. Utku'yla oturduk. Ceyda o zamanlar şöyle. Ben ona parkta çekim yapmam. Ben şurada şunu yapmam. Ben burada bunu yapmam. Onu hatırlıyorum. Ben burada... Hayır ben onu çekmem. Film öneririm yeter diyordu. Sonra alemin YouTuber oluyor yavaş yavaş. Oraya doğru gidiyor serüveni. Bugün konu... Ay neden beri konu kalmadınız? Evet. Bugünkü konuğum sensin aynı zamanda belki de. Ben gideyim o zaman. Yok, oralara değiniriz en azından. Neyse biz Utku'yla buluşmaya gittik. Utku tam karşımda oturuyordu. Sercan yanında oturuyordu. Yok, çaprazımda oturuyordum ben. He, çaprazımda oğlum, oturuyordu. Oğlum bu kadar hatırlamanız biraz saçma değil mi? Ama ya? Ama özel Utku bir gündü. Çaprazımda hatırlıyorum. Özel bir gündü, önemli bir gündü. Hatırlıyor musun? San Sebastian Cheesecake söylemiştin. Evet. Ondan sonra caddede buluşmuştuk. Anlat bakalım. Şöyle.
Fırat bir kere bana hiç kesinlikle bakmadı. Utanırım ama abi. Ama bakmaz, evet, o gözle de gelmez. Ben orada çok kıl oldum sana. Oha, şimdi gerçekler ortaya dökülüyor. Bir dakika, ben şunu baştan söyleyeyim. Yolda karşılaştığımızda da ben canlıların suratına bakamıyorum çünkü utanıyorum. Ben yeni tanıştığım insanların yüzüne bakamam arkadaşlar. En azından bir hafta geçmesi lazım. Bu bir gerçek. Ceyda'nın bile gözlerini bir ay sonra yeşil olduğunu öğrendim. Bir iki tane ortak yan yakaladık böyle aramızda. Oyun, ne olduğunu oyun. Hatırlamıyorum. Oyun olabilir. Oyun. Kesin oyundur. Zaten oyun deyince böyle oldu bak. Abi şöyle bir oyun vardı. Böyle bir şey oldu abi. Bir anda açıldı adam yani. Bu şey diye düşünmüştür. Oyun oynuyorsa kesin benim kafada bu. Evet. İleride evet, iyi anlaşırız diye. Bunu böyle başka bir dünyadan bir adam olarak düşünüyordum ilk. O zamanlar hedef kitlemiz şeydi. Demiştik yani biz gamerları tanıyor bizi. Sadece gamerlar izler gibi düşünüyorduk. Hmm. Oradan anladım ki yapabilirsin. Yine utanıyordum ama sonra valla öyle oldu. Anlat. Ofis bölümü var işin. Hatta ofisin vlogları var. Nasıl anlaştığımıza gelmedin ki? Ha, orayı ben de hatırlamıyorum yani. Ben de hatırlamıyorum. Oğlum hala unutulmaz bir andı. Oraya kadar hatırlıyorum. Ben çizgiye hatırlıyorum. Şapkasında oturmuştu ya kadar anlattın zaten. Ha, hatırladım ya, hatırladım. GTA videoları ya. Çok güzel yapmıştın lan onları. Bu şekilde Ne Oluyor Ya'ya dahil oldun. Zaten Utku Ne Oluyor Ya'da ortak olduğu için ne kadar maaş alıyorsun diye soranlar çok olmuş. Ortak. Peki bu dünyada en çok zorlayan video hangisi oldu? Bu dünyada yani Ne Oluyor Ya dünyasında. Dün geceki video. En ya çok. Abartma oğlum ya. Dolu dolu 12 saat sadece konuşmuşsunuz. Ama sen hiç demedin ki çok zorlanıyorum, çok zorlanıyorum. Ne zaman demedi aşkım? Her video diyor. Hayır. Her video demiyor. Bir video. Buçuk saatlik video atıyoruz. Akşamına diyorsun hayır, ki bu videodan demiyorum. Adam olmaz ben bu yetiştiremem. Bu videonun seslerinde bir hayır. Sıkıntı var. Teknik olarak bir sıkıntı olduğunda evet zor oluyor. Çok zor oluyor çünkü. Hep oluyor. Teknik olarak bir sıkıntı olmayan video mu var? Hepsinde var. Mikrofonu mesela açmıyor bazen. Tamam ben mı? De. Evet. Sen de açmıyorsun bazen. Açıyorum. Tamam. O zaman Yunanistan'da yılan hepsi seni zorluyor. Yunanistan gitmeyin. Bir daha git. Bir daha gitmeyin. Yeter. Geçen seferki de zordu, şimdi de zor olmuş. Demek ki var bir sıkıntı. Peki gülmekten kurgulayamadığın bir video var mı? Bu çok sorulmuş bu arada. O yüzden. Evet, en çok gelen sorulardan biri. Kurgulayamamış olsaydı siz izlemezdiniz zaten o videoyu. Yani zekice bir ortama bir şey soktun. Evet evet. Aldım, fakat tabii. Kimse fark etmedi. Yo ben fark ettim. Benim etkilemek istediğim tek insan karım. O yüzden karımın anlaması önemli. Benim biraz ama IQ'yu başka yerde alayım da. Yine sen anladın ama karım yine anlamadı, yine etkilemedi. Ne dedi ki, ne dedi ya? Duymadım valla. Olmuyor. Ne dedin ya, duymadım. Keşke Dora ile evlenseydin. Yani. Çünkü Dora bana hakkımı veriyor hiç olmazsa yani. Aşkım ne hakkı istiyorsun ya gene? Bak gene, gene diyor tamam. Neyse konumuz güme gitmesin. Gülmekten kurgulayamadığın yani kurgulamakta çok... En çok güldüğün video hangisi? Bulgaristan olabilir. Bulgaristan hiç gitmedik Utku ama olsun yine de gülmem bizim. Olsun gitmedik ama olsun. Bulgaristan mı dedim? Neydi şeyin adı? Arnavutluk mu? Arnavutluk. Ben cancık diyorum inanmıyorsun. Oh esti. Oğlum sen nasıl bir türsün ya? Uykum var abi. Hiç uyumadan getirttiler. O kadar da emin ki... Evet, Bulgaristan nerede açık? Bulgaristan olabilir dedi ya. Olabilir demek belki de. Demek ki belki de gideceksiniz en komik video olacak belki de. İnşallah. Birazdan seni ve hepinizi mutlu edecek bir gelişme yaşanacak bu evde. Ne gibi? Çünkü artık Aydın'dasınız. Bazı nimetlerinden yararlanın istedim. Sen İzmir'desin, ben Aydın'dayım. Ah oraya gelelim. Evet arkadaşlar şimdi biz de Aydın'dayız oğlum. Bizim sınır da Aydın'da. Oğlum cevap vermedi soruya. Arnavutköy dedim ya. Arnavutköy. Arnavutluk mu? Arnavutluk diyecektim Arnavutluk. Evet. Peki bir şey söyleyeceğim. Dur orada da hangi sahnenin en komik sahne evet. Olduğunu söyleyeyim. Ama videoda ben orayı attım mı atmadım mı hatırlamıyorum. Bide bölümü. Sen hatta bilmiyorsun ya bidenin ne olduğunu videoda. Ben de bilmiyorum. İşte bilmiyorsunuz ya. Ayak yıkama yerine. Lady'min ayaklarını yıkaması için şu şekilde ayaklarını yıkıyor Lady'm. Aynen öyle. Ben bunu pisuar zannetmiştim sana yemin ederim. Diyorum ki niye pisuar bu kadar aşağı yapmışlar. Başta anlatmıştım lümpen. Çok belli ediyorsun. Utku kusura bakma ama. Popo yıkanan yere ayağınızı koydunuz. Oğlum ayak daha mantıklı yani. Popomuzu bizim klozetlerdeki zaten taharet musluğuyla mı gideriyorduk? Tamam efendim. Evet öyle yapılır zaten. Ama sizin evinizde bir de ayrıca bide mi vardı? Hayır Fransızların vardı. Al işte lümpen yani Fransızların... Göt yıkama yerini biliyor ya. Ama biliyorum abi yani sen i̇şte de... Nereden biliyorsun? Bir yerde izlemişimdir. Yaşadın oğlum sen o hayatı. Yaşadın sen o hayatı Utku. Yaşadın hep ya taktiklerini veriyorsun. Ya bir de bize yalan atıyor. Güzel karıcığım. Niye durdun? Öyle IQ seviyesi düşünce duruyor. Yanına koyarsan kocanın o kadar. Biraz uzaklaştır da çalışmaya başlasın bak. Bak bana yaklaştıkça görüyor musunuz? Neyse en çok güldüğün şey benim videolarım. Bunu anladık. Geçen öbür soruyu. Dur hayır. bir dakika oraya girmedik daha. Hayır oralar mi? Başka sorular. Lütfen Ceyda. Öyle ayrılıyor mu sorular? Tabii kolla kendi içinde dalları var. Ama bir tane oyun öğreteceğim size. Çok hızlı oldu ya. Ama bizde böyle. Kim kurguluyor lan bu videoları? Normalde evet, 4-5 soru sorup oyuna geçiyorum işte aynı. Aslında başkası kurguluyormuş değil mi? Bir de çişe gelip geleceğim. Arkadaşlar daha yeni başladık videoya. Çok güzel seslilik ya. Ben bütün çişlerini dinliyorum zaten. Kurgucu olmanın da böyle zararları oluyor. Elini de yıkamadın. Tabii. Yıkadım. Yıkamadın Fırat. Bütün sesi duyuyoruz. Dinliyoruz ki seni. Aşkım köydeyiz, sular akmıyor.
Evet, sularımız kesik şu an. Kilerde şu an el sapmenim var ya. Mercimeklerin arasında. Çok iyi. Ya ben de beni ne telletiyor diyorum. Ya, bu ne abi ya? Bunu göstermiş miyim? Deniz Kemal aldı bana ev hediyesi. Sen bana ne aldın ev hediyesi? Ben sana aldım ev hediyesi de gösteremiyoruz işte onu. Niye? Niye? Yunanistan'dan aldık ya. Ha evet, onu gösteremiyoruz. Onu gösteremiyoruz. Onu gösterirsek kanalı kapatırız. Şimdi bu kanalın gizli artı 18 hikayelerine de gireceğiz. Gireceğiz mi onlara? Girmeyeceğiz de anlatacağım. Ha tamam. Girmiş oluyorsun. Havada bırakacağım. Şimdi. Neyse, hediye aldık ona, değişik bir şey ama bu videolarda gösterilmez, ayıp. Aa, baykuş aldınız. Aa evet. Keşke baykuşumla gelseydim ya. Neyse, ben onu koyarım buraya. Baykuş hastalığı var bende. Yani rahatsızlık vermiş gibi. Buralarında baykuş çıkıyor belli bir saatten sonra. Geceleri böyle. Fazla kaşıyınca da şey yapıyor, sırtın dönüyor. Kafamda 360 dönebiliyor. Ne yapıyorsun Dora? Ne çıkmıyor? Dur. Aa! Aa! O ne? Ne oluyor oğlum? Şku! Şku mu? Çok heyecanlandım. Dora ev hediyesi mi o? Evet abi. Çok istiyordum bunlardan biriktirmeyi. Gerçekten ne? Aşkım. Evet abi, tekne videosunu çektiğimizden beri bu minik tekne... Bir haftadır yani. Lan tekne videosunu bir hafta yayınlar. Aa! Gittim ben. Konuşurken boynu sakatlandı. Gerçekten çok, çok güzel. Kötü oldu. Aşkım ben ver bakayım. Taka ver. Kim? Babam. Ne diyorsun? Ne? Gemi maketçisi babam, o yaptı. Ümit Durak yazıyor gerçekten. Oo, bayağı iyiymiş. Oğlum çok güzel. Ümit abi çok sevgiler, selamlar. Çok teşekkür ederiz ya. Oha müthiş. Babam bunu hazır almıyor değil mi? Ahşapları kendi kesip yapıyor. Bakın IQ seviyesi yükseliyor. Çok fena. Oo çok iyi. Fırat büyülendi adet. Evimizde olsa falan diyordum böyle. Nasıl evet. Bulurum acaba diyordum. Güzelmiş. Bir de orada hikayesi yazıyor. Okuyacağım sonra. Evet. Şunu çok şöyle beğendim. Koyalım da burada şey olsun. Beni kapatsın değil mi? Kapatsın. Öpüşler bunu nasıl şey oyuncaksa mı yiyebilir. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz ya. Vallahi çok şık bir hediye gerçekten. Bir de hediyeye bayıldım. Hazırsanız. Bir dakika. Kayda gireceğim. Nasıl yani? Falan. Ay beynim. Yemin ederim beynimden aşağı kaynar sular döküldü. Dedim ki, bir dakika kayda mı gireceğim? 5 saattir çekiyor. Vallahi çok kötü oldum, elim ayağım titriyor diyor. O bakışım çıkmıştır inşallah. Unutmuş değil mi? Ben de öyle oldum ki, kayda mı gireceğim? Şimdi arkadaşlar, oyunumu anlatmak oyun size biliyorsunuz ama canlıları anlatayım. Daha doğrusu cançıkları. İlk filmim... Neyi merak ediyorum biliyor musun? Çok affedersin böyle. Mesela evde arkadaşlarla en çok hangi oyunu oynuyorlar bizim şeyden onu merak ediyorum. Harf oyunu. Harf oyununu mu oynuyorsunuz? Harf oyundur. Çok? Benim hiç beceremediğim oyun. Burada 3 tane filmim var. İlk filmim 5 saniyede, ikinci filmim 3 saniyede, üçüncü filmim 1 saniyede anlatmam gerekiyor. Yarışmacılarımız da bunu bilmeye çalışıyorlar. Bu filmi izlemediğim için nasıl anlatacağımı bilemiyorum. 5 saniyem var. God damn it girl. Alışveriş için kullanılan şeyi ateş edip vuranlar. Araba, poşet. Ne? Bir dakika, tabii. Alışveriş için... Kullanılan şey alışveriş arabası. Jackass. Ne alakalı? Alışveriş için şeyi vuruyorlar. Çok kötü anlattım arkadaşlar, yapamıyorum. Bir daha söyle ya. Alışverişte kullanılan şeyi ateş edip vuranlar. Alışverişte kullanılan ya, para. Niye? Parayı vuranlar. Bir daha bir şey söylesen. Söyleyemiyorum. Niye? Nasıl ya oğlum, ne oluyor ya? Tamam, şöyle göstererek anlatayım. Uf, getir oğlum. Para harcısı. Evet. Ben benim. Bu daha zor ama. Bir şey hissettim kafamda, bir şey mi hissettim? Çekirge. Çekirge mi? Evde var birkaç. Hadi lan. Kalp falan tedavi edebiliyorum ama biraz garibim. Doktor Strange. Bravo karıcığım ya. Okeyler. Ezildi. Dur be, daha yeni başladık ya. Oğlum son soru. Nereye yeni başladık? Kayıtta mı? Paranormal Activity. İt. Korkmuştu çünkü az önce yaptığın şey. Dracula. O ne Ceyda? Bir dakika. Hani Rita yapsan var mı? Bir dakika. Bir daha yapayım mı aynı hareketi? Bak. Evet. Çık, kayıttı mı? Vampir yaptığını anladım. Twilight falan mı? Vampir yapıyorsun oğlum, şu an. Oğlum çık, kayıttı mı diye bir vampir dizi varsa şöyle izleyelim. Kayıttı mı? Ha onlar bilmiyorum buldu, herkes buldu. Daha ne kadar yapabilirim ya? Kendimi çok salak hissettim şu an. Ya birader, çık, kayıttı mı? Sürekli aynı şeyi yapıyor. Farklı bir şey yapacak zannediyorum. Oğlum kendine. Neden sen gidin? Heee. Ne? Şu ilk hareket ne arkadaşlar? Kayda girdin. Sonra öbürü. Oğlum asla anlamıyorum. Allah aşkına çok merak ettim. Ya arkadaşlar bulacaksınız eminim. Tamam bulacağız ya, dur. Hadi gel, ikimiz birlikte bulmayacağız. Hadi gel. Arkadaşlar daha da belirgin yapayım. Kayıtta mı? Vaaay. Ya oğlum bu ne bu? Bu ne bu? Mikrofon. Ha demek ki mikrofon. Demek ki video kamera değil. Mikrofon. Ve vampir.
O umarım vampirdir Fırat. Değilse çok başka bir şey olur. Şöyle... Şu ne şu? Şu ne? Kayıt tuşu. Ha, bu ne? Mikrofon. Tamam. Vampir boşver. Çok üzüleceksin bunu bilemediğin için de neyse. Şu an kayıtta anlatabilirsiniz. Çok detay verdim bak. Şu an kayıtta anlatabilirsiniz. Karşı taraf. Abi asla anlamıyorum. Aa vampirle görüşme be. E vampirmiş işte. Vampir zaten. Değil diyorsunuz değil oradan da. Kim dedi abi onu? Ya sen öyle deyince güldüler ben de öyle deyince güldüler. Röportaj kayda giriyorum. Kayda girdiğim kişi... Yok ama böyle olmaz aşkım ya. 3 gün önce filmi izleyelim dedik. Yoktu. Apple TV'den satın aldım. Satın aldığım filme yazıklar olsun. Parasını karşılığını veremedim. Oğlum ben vampirle görüşmeye 3.65 lira mı 7 lira mı verdim. 3 kere falan izledim zaten. Yani 100 yıllık film zaten. Yani 100 yıllık. Vampir var diye. Ha sürprizim geldi. Bu saatte pide nasıl oluyor? Selçuk'ta bir tane açık. Kuşadası'nda da açık var ama. Açık var. Bayağı açık. Pide mi yiyoruz ya? Çok iyi. Bakayım bu ne? Tamam. Geldiler İstanbul'dan ve çekime başladık biz. O yüzden herkesin karnı acıktı. Bir de buraya yerleşmek, bunu efendim yukarıdan aşağı indir, şöyle falan ortalık birbirine girdi. Neyi açıklıyorsun aşkım? Pide yiyoruz işte ya. Neden pide yediğimizi açıklıyorum. Hiç yaşanmayan bir şey çünkü. O zaman keselim şimdi, yemeğimizi yiyelim. Heh. Pideler yendi, memnun kalındı. Ekran başında kurgularken her şey iyiydi. Umarım bildiğim bir şeyler sorulmuştur. Bunu değil olur. Oğlum, bırak onu! Onlar benim sorularım. Niye görüyorsun soruları? Görmedim ki en başını ha, gördüm. Tamam. Çok kolay bu arada. Hemen bileceksiniz. O kadar hızlıyım ki zamanı bile bükebiliyorum. Zaman çarkı. Son hava bükü. Flash. Flash. Zamanı mı büküyor la flash? E, bükebildiği için geri gidiyor ya ileri gidiyor falan yani. O zaman neden flash dedin Fırat? Nasıl yani? Ben ileri gidiyor sanıyordum hep. İzlemedim ki. Çok iri devler kavga ediyorlar. Gladyatör. Çok iri devler ama. O zamanlar çok büyükmüş insanlar. Titanların savaşı. Evet. Sen gördün mü soruları? Görmedim. Ama yani... Bak! Yok görmedim. Ya bir dakika, devden titanı nasıl çıkardın ben yani? Ben de anlamadım. Titanlar dev değil mi oğlum? Tamam. Hadi. Gelsin. Peki. Bunu bir saniyede anlatamam. Bir hareket de ekleyebilirsin. Yeni ekledim bunu kurallara. Aşkım bunu zaten yapıyorduk be yavrum. Ama kurallar dışıydı. Ben şu an kurallara dahil ettim. Evin içinde komik ölüler var. Aklıma kelimeler geldi. Bir saniyede bunları çıkarabildim. Bilmiyorum. Çok ben alakasız anlattım. Komik ölü ne lan? İşte ölü aslında değil. Komik ölü değil. Komik bir şekilde... Evin anladım. İçine diyor nerede? Gecenin bu saatinde bu video çekilir mi? Ne ya komik ölüler ne ya? Ay çığlık 3. Hepsi çok komik bir şekilde ölüyordu. 6. his. Yok öyle evin değil ya. Evin bireyleri komik bir şekilde ölü. Adams ailesi. Evet. Şimdi arkadaşlar güzel. Onlar ölü değil. Nasıl bildin peki? Çünkü komik bireyler Adams ailesi gözümün önüne geldi. Ben onu da söyledim. Şuna getir. Keşke. Gel bakalım Lümpen. Lümpen filmlerin İngilizcesini biliyordur. Çünkü alt yazısız izliyor. Bu arada gerçekten alt yazısız izlemiyorum. Ha. Tam lafımı sokacaktım. Peşinde koşarsın ama kolaysa... Sıkıysa yakala. If you can, you can catch it. If you can, you can catch mi? Öyle bir şeydi catch galiba. Catch me if you can. Bak Lümpen nasıl biliyor. Oğlum herhalde biliyorum. 3.14. 3.14. Pi. 3.14. Pi'nin yaşamı. Aa doğru devam var. Bu ne lan? Tüf ya. Oğlum çok iyi anlattın. Ben nedense ya. O filmin adı sadece pi zannediyordum ya. Böyle bize mesajlar atıyor ya böyle hani nasıl bilemediniz onu bilmem. Çok basit ya. Bunların hepsi yalan şimdi bu arada bizim ya. Bir WhatsApp grubumuz var düzenli olarak temizliyorum. Gerçekten çok tehlikeli bir WhatsApp grubu. Çünkü Utku kafasına göre garip garip kurgular yapıp bize atıyor. Evet. Keşke size izletebilsem ama kanal gerçekten artı 18'e çıkar. Ama çok komik oluyor. Evet komik oluyor. Bize yapıyor editleri. Benim yaptığım haricinde Fırat'ın da bana göndermeleri oluyor bazen. Arada osuruyorum falan videolarda açıkça söyleyeyim. Yani şey diyorum Utku açıkça sana gel. Açıkça osur istersen de bir de görelim buraya. Yani mesela ya ne olacak kendi aramızda. Sonuçta böyle bir şey çekiyorum. Utku bu sana gelsin diyorum. Oh Utku. Ama ben beni burada nasıl görüyorsanız aynen kamera arkasında öyleyim arkadaşlar. Evet. Evet Ceyda da her seferinde böyle yapıyor. Fırat! Ne yapıyorsun? Ya Utku'ya yaptım. Fırat! Koy gelsin o görüntü. O Fırat deyişi gelsin. Osurdum. Fırat! Korkudan osurdum. Şimdi herkes diyecek ki abi onları atın izleyelim. Atmayız kardeşim. Onlar tamamen bizim inside joke'umuz. Onu bizim üçümüzden başka kimse bilemez. Üçümüz demişken. Bunu canlar sormuşlar. Hmm. Çok güzel bir soru. Fırat'ı mı daha çok seviyorsun Ceyda'yı? Fırat'ı. Ha bir dakika seviyor musun? Benim kafa gitti ya. Ben gülme anlamında soruyordum. Fırat'a mı daha çok gülüyorsun? Evet. Evet aşkım. İnsanlar benim komiklik yaptığımı anlamıyorlar. Utku anlıyor. Sevgi olarak eşit. Ne oldu?
bozuldun sen, bir şöyle falan yapıyorsun. Ya kim, abi kim tüm konuştu? Türkiye sana gülüyor. İki kişi de sana gülmeyi versin kardeşim. Evet. Ya. Ben komedi yapmıyorum ki, ben kendi kendime eğleniyorum. Gülünecek bir şey yok ortada. Ya sen de git Allah aşkına ya. Ne alakası var karıcığım, herkes gülüyor işte sana. Onlar gülsünler güzel. Onlar komik olmadığı için gülüyorlar. Biz köye taşındık biliyorsunuz Ceyda'mla. Biz de Kuşadası'ndayız ama biz Selçuk'a daha yakınız. Bu gitti Kuşadası'nın ortasında yazlığına. Emekli amcalarla birlikte oturuyor. Evet. Çok seviyor Kuşadası'nı. Çok mutlu mu? Bakalım soralım, bakalım öğrenelim. Çok mutlusun. Evet. Genel olarak şöyle bir kanı var. Abi orada ne yapacaksınız? Sıkılırsınız. Şimdi gençler 25 yaş altı anlayamaz bunu zaten. Onu anlayabilir. Yani. Onlar eğlence, gece hayatı falan severler. Benim de bu arada açıkça dürüstçe söylüyorum. Sen yapamazsın diye düşünmüştüm. Abi. Sen hani böyle İstanbul'un tadını çıkaran bir adamdın. Mekandan mekana koşardın. Evet. Mekan derken yemek mekanına yemek koşuyor. Yemek mekanı. Şimdi emekli hayatı yaşıyorsun. Baktım ön tarafa bir şeyler ekmişsin. Evet, havuza bakıyorum, bir şey yapıyorum falan. Evet. Bunlar sana göre değil. Yok, tam bana göre aslında. Çünkü yemekle ilgili olduğum için şimdi de daha çok kendi şeyimi oturttum. Sen dışarıdan söylenen şeyleri yemediğin için, az önce pideyi nasıl gömdüğünü hepimiz gördük ama neyse. Sana evde kek yaptık. Tık. Yaptım desem buramda kalırdı çünkü yalanım. Yiyebilir miyim peki? Hayır. Biraz sadece yaptığımı söylemek için. Bitince yiyeceksin. Bu bilgiyi verdim. Hazır böyle olmuşken öbür oyunumuza geçmek istiyorum. Tamam. Şimdiki oyunumuz sponsorumuzdan geliyor. Sponsorumuz derken oyun yani bu. Aaa. Spotify'ın çok güzel bir oyunu varmış. Müthiş bir oyun. Oha, ben Spotify'la aynı giymişim lan. Şimdi ona bir şarkı yolla ismi. Ama zaten siz de şarkıyı ona yollayabilirsiniz. Acaba dinler de anlar mı sizi? Oha. Hadi şimdi herkes ona bir şarkı yollasın. Ziriri, ziriri, ziri. Benim olacağım şarkı. Yani biz oynayacağız şimdi ama canı çekenler ne yapacak? Yanındaki canın fotoğrafını çekerek canı çekmiş olur. Olmadı bu. Hayır bak, olmamış espriye de gülüyor. Kafamda çok iyi var ama yapmadı, olmadı. Şarkıcı ve şarkısının adı yazıyor, tamam mı? Bunlar joker kartlarımız. Burada da durum kartları var. Herkes beşer tane şarkıcı kartı çekiyor. Evet. Tamam mı? Elinizde tutuyorsunuz, birbirinize göstermiyorsunuz. Tamam. Buradan bir durum açıyorum. Bu duruma en uygun şarkıyı ortaya bırakıyorsunuz kapalı bir şekilde. Açıyoruz, hep beraber gülüyoruz. Eğer elinizde ona uygun bir kart yoksa joker kartını alıyorsunuz. Herkesin 3 kere kullanma hakkı var jokeri. Spotify'dan bir şarkı buluyorsunuz, onu yazıyorsunuz. Bu kadar basit. Çok iyi isimler geldi bana. Dışarı çıkmak için hazırlandığında arkadaşın seni ektiyse siz ona yollarsınız o şarkıyı. Ya aşkım. Ama öyle hareketli, hararetli oynarım ben. Kim bakalım en çok beğenilecek. Dışarı çıkmak için hazırlandığında arkadaşın seni ektiyse ona Mabel Matiz'den Aferin şarkısını yollayabilirsin. Ben seçmedim oğlum bunu. Benim seçtiğim alışılış mı ne? Sen mi seçtin? Evet. Çok kötüymüş. Niye abi? Aferin, iyi bok yedin gibisinden. Ama şarkı sadece aferin. Dışarı çıkmak için hazırlandığında arkadaşın seni ektiyse ona aşk olsun çakal. Bu güzel. Reaksiyonu aldık. Bir çakal da güzel oldu. Aşk olsun çakal seni. O güzel oldu birlikte. Dışarı çıkmak için hazırlandığında arkadaşın seni ektiyse ona sen orada yoksun Göksel. Sen orada yoksun işte, gelmedi abi, ekildi. Herkes gülüyor orada, baksana. Gitarı falan kırdı bir ayın. O kesin Göksel'e falan çalıyordun. Ondan gülüyor. Ceyda'nınki güzeldi. Ceyda tamam, kazandı. Ceyda kazandı canım zaten. Birer tane kartınızı veriyorum. Ah, bu şimdi gelseydi. Annen sürekli ergenlik döneminden fotoğraflar paylaşıyorsa, yani senin ergenlik döneminin fotoğraflarını paylaşıyorsa. Annen tamam. Kendisinin ergenlik dönemi değil. Ben joker kullanacağım. Yazacağım bir dakika. Ve yana yatıp yıkıldı. Ama uyudu be aynı zamanda. Annen sürekli ergenlik döneminde fotoğraflar paylaşıyorsa. Beni aşka inandır kolpa. Ne alaka arkadaşım? Joker kullansaydınız bari. Ne alaka? Değil bu. Alakasızlığı da komik bence. Değil aşkım ya. Hayır ya. Oyun kuralı bu değil ya. Annen sürekli ergenlik döneminden fotoğraflar paylaşıyorsa anıları yak Burcu Güneş. Anıları yak yani. Ya neden ki kadının bütün nevesini kursağında bıraktın? Harbiden ya. Belki arada kendi bakacaktı, göstermeyi bırakın. Şimdi baksın, paylaşmasın ama. Tamam da yakmana gerek var mı sence? Eğer böyleyse anıları yak, unut beni. Unut beni ne ya? Yanlış mı oldu? O yanlış oldu tabii. Bence güzel oldu. Tamam, öbürüne geliyorum. Annen sürekli ergenlik döneminden fotoğraflar paylaşıyorsa imdat mı? Burada hadise. Güzel. Güzel. Ya çok zevkli değil mi? Sabaha kadar oynarım bu arada. Sürekli bunu oynuyormuşuz. Ama canlar bununla nasıl erişecekler bu oyuna bilmiyoruz. Ama bunu kendiniz yapabilirsiniz. Nasıl yapacaklar? Kaç tane şarkıcı var burada? Nasıl oturacak yapacak ne ya? Ne var ya? Çok basit. Ama sen yine de yollarsın birilerine. Kardeşim yollarsın sen şarkını. Aç benim Spotify listemi, oradan şarkılar yapıştır. Benimkini aç. Ya sizinkinden ne olmasın ya? Alacaklarınıza falan yollarsınız, anladın mı? Böyle
Bütün hardcore, inanılmaz ötesi metal parçalar falan. Senin lafı duruyorum! Ama benim listelerimde her türlü ruh hali mevcut. İzlediğin dizinin final bölümü hakkında arkadaşından spoiler yediysen. Ben bir daha şey yapayım. Ben 3 kere kullanabiliyorum. Allah Allah, 3 kere kullanabiliyorum. Yok. Yani uygun ama komik değil. İzlediğim dizinin final bölümünü hakkında arkadaşından spoiler yediysen... Bu benimki değil oğlum. Oğlum zaten sana gülmüyor. Utku'ya gülmeye çalışıyor. Bana ayarladım ben orayı. Ama çok erken güldün ya. Öyle konuşmamıştık. Şey kaçtı ki bu cancık yüzünden. Evet, bozdu. Benden bu kadar patron. Ne ala? Olmamış zaten. Ama mantıklıydı yani. Benden bu kadar. Diziyi artık izlemem yani. Oğlum bitti. Mantık aramıyoruz. Komedi peşinde. İşte onu dedim ya. Komik değil benimki diye. İzlediğin dizinin final bölümü hakkında arkadaşından spoiler yediysen... Geliyorum yanına. Hadise. Çıkacak. Yani... Ne dedin sen? Finalimi söyledin. Geliyorum yanına. Hadise çıkacak. Ama... Peki tamam. İzlediğin dizinin final bölümü hakkında arkadaşından spoiler yediysen... Beni boş yere yorma gripin. En iyisi benimki abi. Şu an en iyisi benimki. Bir hikayesi var ya. Hayır, bana gülündü güzel. Ama şu an herkes güldü. Hayır, ya. Olmadığı için gülündü aşkım. Hayır aşkım, herkes gülüyor ya. Beni boş yere yorma, gripim gibi okudum. Sen ayakta mı üşüdün? Gripini görünce ben bir soğuk algınlığı şeyi geldiyse. Sevgiline love bombing yapasın geldiyse. Ne demek love bombing? Love bombing ne demek? Bunlar çok Z kuşağı hareketler, ben bilmiyorum. Ben neyse. De bilmiyorum. Yani aman cicimli aşkımla çok konuşmuşsun. Fazla iyi gösterme anı. Evet. Tamam. Tamam, hazırım. Allah. Sevgiline love bombing yapasın geldiyse... Olabilirdik, ne alaka? Ne alaka oğlum? Sevgiline lovebombing sen yapıyorsun. Ha, o zaman geri versene bana onu. Ben de öbür türlü anlamıştım. Yani mesela sevgiline aşırı lovebombing yaptın, eve gitti. Devam etmek istiyorsun, bir de şarkı yollayacaksın ona. Yolla bakayım o şarkıyı ona. Sen beni unutamazsın. Ayrılmadınız oğlum, Emre Aydın. O anda unutamıyor işte, anladın mı? Sevgiline lovebombing yapasın geldiyse sen sevgiline yapıyorsun. Ceyda'nın tavrı yordun, atlas. Arkadaşlar beni mi dinlemiyorsunuz? Ya ben gene de gülüyor bu insanlar çünkü bence komik. Bu sensin ama. Evet. Bu tam senin vereceğin tepki yordun, yani. Evet. Yordun. O bana sevgi yapıyor, love bombing yapıyor. Sonra yordun mu diyor bana. Evet. Ben niye yoruyorum? Hem ben yaparım hem yordun derim. Aynen. Sevgine love bombing yapasın geldiyse alev alev yanıyorum. Alev alev. Ama sana çok... Bir dakika abi. Zenci atı 242 feet. Kankan aynı konuları konuşmak için 5. kez çağırıyorsa. Sen mi okuyacaksın? Evet. Bak ama bu tonlama yanlış okuyacaksın şimdi. Bak. Aşkım bak. Tamam bir dakika. Kankan aynı konuları konuşmak için 5. kez çağırıyorsa. Bir sonraki hayatımda gel. Belli ki Fırat'ın. Hayır aşkım. Benim de. Murda Ezel. Murda. Murda. Murda de. Yanlış mı söyledim Murda? Ya aşkım. Ne? Ya of! Bu yüzden mi yapıyorsun aynısını sürekli arka arka ben ötüyorum. Kankan aynı konuyu konuşmak için 5. kez çağırıyorsa beni affet. Aşkım özür dilerim ama... Bir dakika öyle böyle bir şey yok bak. Böyle değil o bak. Yok. Beni affet Buray. Ceren Gündoğdu ile görüşmem lazım. Buray'la ki Ceren Gündoğdu'nun söylediği bir şarkı da bu. Bak nasıl mutlu. Müzikten anlayan adam nasıl seviniyor. Aynen bu bak. Buray beni affet. Ceren Gündoğdu ile görüşmem lazım. Aynısını yaptım. Birebir aynısını yapıyor. Ama benim hikayem var. Bir tane daha. Aynısını bir daha yap lütfen. Tamam bak. Bak Buray. Beni affet. Tamam. Ceren Gündoğdu ile buluşmam lazım. Tamam buraya kadar anladık. Ya sen ne yapacaksın? Sonuncu geliyor. Kanka aynı konuları konuşmak için 5. kez çağırıyorsa. Yorma 84. Tamam okey bu doğru. En iyi seçimi yapmışsın, ona hiçbir lafım. Ben açıyorum. Tamam aç. Sürekli onu düşünüyorsundur ama onun haberi bile yoksa. Çok net oldu benimki. Benimkinin hikayesi var yalnız, tamam mı? Anlatmam lazım. Sürekli onu düşünüyorsundur ama onun haberi bile yoksa beni sev Hande Yener. Haberi yok kardeşim, haberi varsa belki seviyordur zaten. Ya gittim beni sev dedim abi direkt, açıldım yani. Ya, net. Tamam, ya, olabilir, evet. Sonra niye manitam yok? Benimkinin. Sürekli onu düşünüyorsundur ama onun haberi bile yoksa bakma bana öyle, Sezer Sarıgöz. Ha öyle değil o aşkım, bak gene yanlış tonluyorsun. Ben şimdi mesela sen orada geçiyorsun, Utku'yla oturuyoruz, onu düşünüyorum. Benim hatun sarılık olmuş, gözler hafif sarı. Benim hatun orada. Utku bana böyle yapıyor. Şimdi yine onu mu düşünüyorsun? He? Yine onu mu düşünüyorsun? Şu hareketleri yapıyor bak. Bakma bana öyle. Sezer şimdi Sarıgöz anlamasın. Niye? Ama çok güzel. Aşkım böyle olmaz Sezer Sarıgöz falan diye. Yavrum yazık. Niye abi? Bir hikayesi var ama ya. Hikayesi var ya.
Son kanalı açıyorum. Sürekli onu düşünüyorsundur ama onun haberi bile yoksa savaştım harbiden. Ha güzel. Bir dakika ne alaka? Bir dakika. Zeynep bastık gözümü öz. Seninki daha doğru o zaman. Oo sonunda anlaşıldı. Düşünerek savaşılır mı ya? Ben burada yeniyorum diye. O kadar düşündüm. Nasıl haber olmaz ya? Evrenden ona bir mesaj gitmez. Haklı olduğum bir konuda sevgiline trip atman gerekiyorsa. Bu arada Ceyda bana şarkı göndererek ilk konuşmayı açmıştı. Bunu da buradan söylemek isterim. Evet. Ama şöyle demişti. Bu şarkıyı dinledim mi? Ben de beğenmedim demişti. Aşkım Afrikalılar böyle öyle öyle onları gönderiyor ya. Böyle muhabbet mi açılır Allah aşkına ya? Haklı olduğum bir konuda sevgiline trip atman gerekiyorsa. Hikayem bitmedi Can Bonomo. Bak onun... Eyvah. Can, bana mı söyledin? Hikayem bitmedi. Devam ediyorum anlatacaklarıma. Şu an trip atıyorum. Kızmış. Çünkü haklı olduğu bir konuda trip atıyor ona. Hikayem bitmedi daha Can. Bana mı sen yapıyorsun sen? Bana mı söylüyorsun? Anladın mı? Hayır. Ne edemezsin? Hikayem bitmedi daha. Can. Bana mı söylüyorsun? Bana mı yaptın o hareketi? Bu güzeldi. Haklı olduğum bir konuda sevgiline trip atman gerekiyorsa arıyorum Edis. Niye arıyorsun adamı? Trip atıyorduk en son. Aramasana o arasın. Ben trip atmayı bilmiyorum ki. Bilmediğim belli aranmaz ki. Haklı olduğum bir konuda sevgiline trip atman gerekiyorsa kalbim kırgın. Tuğçe kan demir beton ne alaka oğlum? Böyle trip mi atılır? Ya bir neyin var Utku? Kalbim kırgın. Oyun çok iyiymiş. Oyun bayağı iyiymiş. Oyun güzelmiş. Bu oyunu bize oynattırıyorsunuz Spotify. Bari bunu canlara da sağlayın da oynasınlar. Evet. Bu arada en son 3 haftalık like atıyor, yorum atıyor, Instagram'dan takip ediyor. Buradayım. Bunlar candır. Canlar zili bildirimi açmıştır, zillerimi açmıştır. Zaten koşar gelir. Bir de cancıklar var. Geliyor, takılıyor, eğleniyor. Yorumlarda toksiklik yapıyor, bir şeyler yapıyor ama bir abone olayım yok. Çünkü o bir cancık. Can olmak istiyorsanız 3 hafta bekleyeceğiz o ayrı ama bu dediklerim var. Hala düşünüyorum. Sus kız. Bulamadı canla canlıyı versin acaba ne olsalar diye. Canlar kız arkadaşına ya da erkek arkadaşına ya da arkadaşına ya da işte kim olursa olsun neye kime gönderiyorsan gönder Cancığım. Sen istediğini gönderebilirsin. Doğru şarkıyı doğru zamanda yolluyor ve karşı tarafa ne istediğini anlatıyor. Cancıksa yanlışla ya elim kaydı yanlışlıkla bunu gönderdim. Lanet olsun seni sevdiğim güne fit Bedirhan Belo falan onu gönderiyor böyle sevdiğine. Yanlışlıkla gönderiyor. Salladım ne bileyim. Bedirhan Belo. Bedirhan Belo. Çok böyle şey bir adam geldi bana arabesk şarkıcısı. Ya böyle biri varsa? Varsa selamünaleyküm abi. Ne güzel işte ya. Bedirhan Belo. Lanet olsun seni sevdiğim güne. Size geliyorum. Hadi hadi. Sevdiğim canım. Ya öyle sevdikim. Bir şarkı düşündüm. Çok güzel bir soru gelmiş Utkucuğum. Sizden sıkılmaya başlamış gibi. Onu bir sorar mısın? Şu kameraya bak söyle. Gözlerin içine baka baka. Sıkılmadım. Abi dudağı titredi. Zoomla oraya Utku. Zoomla oraya. Bak böyle yaptı. Zoomluyorum. Ay Ceyda bunu gördüğüne inanamayacaksın. Bak böyle yaptı. Sıkılmadım. Bir tane Instagram'da hesap var ya beden dili ölçüyor. Ben takip ediyorum. Like me. Allah aşkına şu az önceki hareket neydi? O alttaki dudak sürçtükmesi. Çabuk bize bir açıklamasını gelsin. Ben onu. Söyleyeyim mi ne olduğunu? Ne o? Susadım. Hayır. Susamadın orada mikro ifadelerini ölçecekler seni. Mikro ifade. Mikro ifade özgürlüğü. Şeref Cancık. Şeref Cancık. Şeref Cancık. Ver şunu. Vermeyeceğim. Ama ver ver. Ya niye sıkılsın? İş yapıyoruz. Emeklilik planı neymiş? Benim. Belli ki kurmaya başladın. Şimdiden biz de dinleyelim. Yurt dışına mı gideceksin? Ya niye gitsin ya? Kanada'ya yerleşeceğim Fırat. Peki emeklilik planı yok. Yani keşke gezebilsem tabii. Seni bizim bir sigortacıyla tanıştık. Evet arkadaşlar. En sevdiğim oyun ne kadar cahilim testine hoş geldiniz. Güzel. Şimdi arkadaşlar ben soru soruyorum. En yakın tahminde bulunan kazanıyor. Arkadaşlar henüz eşyalarımız çıkmadığı için bazıları mecburen kağıtlara yazacağız. Kağıt değil onlar ya. Benim sihir kartlarım. Ne yazıyor burada? Lenderbe. Lenderbe mi yazıyor burada? Jandarma! Jandarma! En sevdiğim karakter. En sevdiğin karakter mi? Severim. Ben bu arada bunu kurgu yaparken hiç bilemiyordum. Yakınına bile yaklaşamıyordum. Şimdi anladın mı bazı şeylerin ne kadar zor olduğunu? O zaman anlamış zaten. Hayır şimdi anladım ya. Şimdi daha iyi anladım. Tamam. Önemli olan şimdi anlamak. Bir insan ömrü boyunca kaç küvet dolduracak kadar tükürük üretir? Nasıl bir soru bu ya? Tükürük üretir. Üretir diyor, tükürmüyor. Saçma sapan bir soru. Küvetin boyutu ne? Evet abi. Sanki söyleyeceğim bileceksin. Sallayın la işte burada peki, yazmış. Üçe kadar sayıyorum. Tamam bir dakika. Biz. Küvet. 2 küvet. 3 küvet. 4 küvet. Hayatı boyunca. Kaç dedin sen? 10 bin dedim ben. Ne? Oğlum o zaman...
tükürükten içme suyu çeviren bir alet yapalım. Çözelim bu sorunları yani. Oo, benden beteri çıktı. Ama bir dakika, ben çok küçük düşündüm küveti. Küvet ne kadar küçük olabilir? Oğlum insan İçine boyu. İçine sığacağız sonuçta bunu. Şöyle işte kare. Oğlum o ne kare. Sıçmık gibi, tövbe estağfurullah. Öyle küvet mi olur lan? Küvet dediğin içine oturulur, yatılır. Arkadaşlar 50. Saçma sapan bir şey. Felaket bir soruydu ya. Evet, oğlum felaket bir soru. Oğlum nasıl felaket? Mantıklı düşündün yani birazcık. Mantıklı düşünüp 4 küvet bildiğim olur. Bildiğim için mantıklı düşünmeye karar verdim. Geliyor. Uganda'da nüfusun yüzde kaçı 15 yaşının altındadır? Yazdım. 3'e kadar sayarım. 1 Uganda. 2 Uganda. Ceyda'cığım. %60'ı. 72. Şimdi arkadaşlar. Şimdi %60 15 yaşın altındaysa. Pardon ya, %28 tam tersi düşünmüş. Şöyle olur yani. Bir grup insan var, sürekli çiftleşip çocuk yapıyorlar. Evet evet. Herkes onların çocuğu gibi oluyor. Ben aile başına 28 dedim ben. Yaklaşık 12 çocuk falan düşünüyorum. %48 yani sınıra dayanmış. Tamam ben kazandım. Çok çocuk yapıyorlar. Güneşin içinde kaç adet lümpen sığabilir? Hayır. Ya. Güneşin içine kaç adet dünya sığabilir? Oo çok. Şimdi dünyanın kaç bucak olduğunu anlayacak mısın bakalım ya? Yetişemedim mi? Ceyda'cığım. Evet. 11. Utku'cum. Şükür ya, o güneş bizi ısıttığı için şükürler olsun. İyi oldu ama harbiden. 11 tane dünya büyüklüğünde o mesafeden bizi ısıtabiliyorsa helal olsun. Evet. Bu yaz da iyi sıcak yaptı. 108 bin. 1 milyon arkadaşlar. Bilinen en yaşlı kara hayvanı Jonathan adlı ha? Kaplumbağa kaç yaşındadır? Denizdeyim abi. Kaplumbağa diyorum. Denizde yaşamıyor mu? Oh goddammit, bir dakika şimdi. Çok uykun geldi. Karada kaplumbağa görmedin mi hiç yürüyen? Gerçekten görmedin mi? Dalga mı geçiyorsun benimle? Ben dalga mı geçiyorum? Dalga mı geçiyorsun? Adam mı seçiyorsun? Denizde yüzmüyor mu abi? Şundan bahsediyoruz ya. Bunu hayatında görmedin mi? Gördüm ama denizde. Bu hayvanın varlığından haberdarsın yani. E tamam oğlum, bu karada değil mi şu anda? Bundan sonra karada yaşıyor diyor. Bak beni cahil yerine koyuyor ya. Şimdi şu anda gösterdiğim hayvan çimde yürüyor ya. Evet ama denizde yaşıyor. Evi deniz. Sen bu hayvanların denize gittiğini mi zannediyorsun? Evet. Denizdeki kaplumbağa denizde yaşıyor. Sadece yumurtlamak için karaya çıkıyor. Bu... Hiç denize gitmiyor. Bunu yakında köyde görürsün sağda solda, emin ol. Çocuk mantıksız bir şey söylemedi. Devam edelim. Gerekli merciden onayı aldığınıza göre devam edelim. Nasıl söylemedi ya? Kurduğu mantık yanlış değil. O da işte öyle gidip geliyor sanmış. Ben dediğini anladım ama iki farklı kaplumbağa bunlar. Ya neyse, yakında burada görürsünüz zaten. Görünce de bir dene... Sakın götürüp denize götürme hayvanı. Sakın! Kardeş ne arıyorsun? Deniz çok uzak. 11 kilometre deyip araba yatıp hayvanı suya atma sakın ha. Hayvan ölür bak, ben sana söyleyeyim. Gidiyor be abi. Niye yüzmüyor bu ya? Ben cevabımı verdim. 245 veya 400. 245. 320. Kesin 430 falan ya. 187 abi. Ha, abartmayın bildim. Abi. 400-500. Ne o ya? O abartmadık zaten. Zaten kimse sayamaz ki onu. Kaç nesil gömer la o? En son giden köşeye not bırakıyordur. Instagram'da. @Instagram hesabının. Yani Instagram'ın kendi hesabı. Kaç kişi takip ediyor? Ronaldo'dan fazla mı bakalım? İşte ben de Ronaldo'nunkini bilmediğim için, geçen programda sorulduğu için onu hatırladım. Ya bizim program yeri gelince genel kültür. Ronaldo'nun kaç ki ya? 500 milyon mu? Düşünün bakın, bizim programdan bugüne adam 110 milyon takipçi edinmiş. Biz? 1.8 milyar. 320 milyon. 659 milyon. Yani 1.8 milyar ne oğlum? Evet biraz çok oldu galiba. Ben kazandım. 4-1 boyu zortladın. Orada en yukarıda her zaman ilk açtığında Instagram'ı kurduğumda yani. O çıkıyor. İlk o çıkıyor. Ben de herkes otomatik ona basıyordu. Ama 1.8 milyar kullanıcısı var mı? Kullanıcı olarak. Yok mudur? Varsa da hepimiz takip ediyoruz. Oğlum hepsi ya. Olsa zaten Ronaldo'yu takip eder. Allah. Bowling oyununda bir oyuncunun alabileceği en yüksek puan kaçtır? Kaçtır? Yorumlara yazın bakacağım. Tanesi bir puan mı onların? Tanesi bir puan mı onların? Bilmiyorum. 8. 8 mi? Cevabın 8 mi? 550. Evet. Ben kazandım. Sen bir dakika, niye ben kazandım? Ben daha cevap vermedim ki. 8 yakın değildi. Yani ne bileyim ben. Cevap 300. Ama yani aramızda 40 sayı falan fark var. Evet yani öyle çok konuşmuşum şey da. Yok. O sadece öbür tarafta, sen bu tarafta. Ama 8 biraz saçma. 500 de mantıklı değil. Çok saçma değil. Bir futbol sahası kaç hektardır? Ama hangi futbol sahası? Bu arada evet. Amerikan futbolu mu? 4 hektar. Bravo. 5 hektar. Ceyda kazandı. 4 ya da 2. 3 hektar mı? 0.71 hektar. Dünyanın en derin havuzunun derinliği kaç metredir? Bu bir havuz problemi. Dubai'de Orkun gitmişti. Evet. Derine daha derine. Kaç canım? 85 metre. 100 metre efendim. 60. Ceyda kazandı. Ceyda kazandı. Videoyu tam izleyelim. Bu soru çok önemli. Bu videonun çekildiği zamanda, yani bugünkü Yunanistan videosu dahil oluyor değil mi? Ne oluyor ya, YouTube kanalında toplam kaç video vardır? Demin atıp sallıyordunuz. Ben bunu bilmem ki, bunu Fırat bilir. Ben de bilmiyorum. 468. 480. Kaç? 89.
Bayağı yakın bildin ya, nasıl bildin? Her dakika bakıyor kaç video olmuş. Kaç video olmuş diye mi bakıyor her dakika? Ben her dakika niye bakayım? Çok her cuma bir tane ya. Ekleniyor zaten Ceyda. Dünyada insan başına düşen karınca sayısı kaçtır? İnsan başına düşen derken başına İnsanın düşmüş başına mi? Düşen karınca toplamışlar. Yoksa... Yoksa arkadaş olmam için mi? Gerçekten anlamadım. Tamam söylüyorum aşkım mesela bak. O da anlamadı. Vakit kazanıyor. Ya, vakit kazanıyor. Ya. Yazdım oğlum yazdım. Ne yazdın? Dünyada 10 tane karınca yazıyor. 2 tane insan yaşıyorsa insan başına 5 karınca düşüyor. 5 karınca düşüyor. Ha öyle. İnsan başına 200. Adet. Evet. 1 milyon. Kazandı Ceyda. Ben sadece şunu biliyorum. İnsan nüfusunun binlerce katı böcek yaşıyormuş. Bu konumuzla alakası yok karıncalarda. Tamam, bir kısmı milyon, da karınca işte oğlum inan. 2,5 milyon. Ben kazandım. 200 yazdım da ben o kadar yoktur diye düşünmüştüm. Olabilir. O kadar yoktur deyip 200 mü yazdın? Abi ya o kadar yoktur diye. Hani 750 bin yazsam anlayacağım. 200. Abartmayayım dedim şimdi. Adet. Rezil olmayayım diye düşündüm. Oğlum daha çok rezil oldun yazıyor. Olabilir ama 2,5 milyon da olabilir. Hayatımız boyunca bütün bu genel kültür sorularında hep benimle dalga geçti. Ama hep ben kazandım bütün ikimizin yarışlarını. Ayrıca bir tane kağıt böyle de idarelik olur. Bir de ben yensem ya senin üzerine. O biraz zor ama ben yenebilirim değil mi? Bunu artık kabul et. Şimdiye kadar yapılan en büyük pizza kaç metrekaredir? Madem bu kadar hektar metrekare konuştunuz hadi cevabı hadi bakalım. 12 metrekare efendim. Ben de çok söylemişim bu arada. Kaç? 422. Bu ne? Ararat falan satın aldı pizzaya. Arsa ev yaptırıyor üstüne aşkım. Yaptırdım galiba. Utku kazandı bu arada. 13.580 metrekare. Bence bu 13.5 metrekare. 13 dönüm mü? Ne la bizim köyün hepsine pizza mı yapmışlar? Oğlum. İşte helikopterlerle bırakıyorlar aşkım. Pizza yuvarlak bir şey değil mi? 13.580. O pide! İşler değişir ama şu problem an. Problem bu mu? Kanka ince uzun lan. Üstüne de adınızı yazın. 1310 olarak revize geldi. Tamam, evet. Gel gelelim öbür. İnsan vücudu yılda ortalama kaç kalori harcar? Bir anda insan cevabı görünce nasıl kafası çalışıyor ya? Düşündüm ve saniyede buldum açıkçası önümde yazmasına rağmen. Önce sen söyle. Sen söyle, hep ben söyledim. 100 bin. Oğlum iki kere oynadınız. 780 bin. Oha, 730 bin lan. Neden biliyor musun? Oğlum akşam yemekleri 2000 kalori. İnsan yediğinin bir kısmını salıyorsa 2000 kalori salsa dedim. 365 çarpı 2 dedim. Çarpamadım 285'i yapıştırdım. Türkiye'de toplam kaç köy vardır? 1640 efendim. 1500. Ne kadar yaklaştık? Çok ya. Yakınız be. Aynı hesabı yapmışız o zaman. İkinizin de kafası çalışmıyormuş meğer. Sen ne hesabı yaptın? İl sayısıyla 10'u çarptım. Ana ben de lan. Sonra dedim ki bazılarında çok vardır dedim. Evet, çok vardır dedim. 2 ile daha çarptım. Abi 2 ile Hazreti Ahmet aynı şey yaptın lan. Yani ortamın IQ'su düştük diye bizim tıkı tıkı tıkı. Ne IQ'su? Bence çok mantıklı düşünmüşüm. Bence de çok mantıklı. Neyse 18.291. Ooo. Küsuratı bile değilsiniz. Fırat bildi sonuçta maalesef. Ya ben bildim sonuçta ha, evet maalesef. Ya. Guinness Dünya Rekorlar kitabında yer alan dünyanın en pahalı dondurmasının bir porsiyonu ne kadardır? Ben Orkun'un videolarından gidiyorum. Pahalısın mesela biz geçen yedik yanlışlıkla. Evet abi ne kalktırdılar. İçinde kazık vardı ama. Kazıklı dondurma. Yazdım. Sen de yazdın bakayım. 10 bin dolar. 35 bin dolar. 6.380 dolarla Utku Bey. Güzel. Şu an soruyu bilen... Kazanıyor mu? Kazanır. Ay ben böyle bir program sunsam ya. Çok hoşuma. Hadi bakalım. Çok altın tozu koymuşlar dedi. Çünkü koymamışlar. Türkiye'nin en yaşlı ağacı olarak bilinen Zonguldak'ta bulunan porsuk ağacı kaç yaşındadır? Çok ne güzel. Ağacı olduğu söylüyor mu? Porsuk ağacı dedik ya. Ha porsuk ağacı. 1 milyon. Bilen kazanır. Programın ismi bu. Ama bilen kazanır da bu hafta olması için hep son soruya odaklı olmamız lazım. Program adını değiştirdim. Son dakika bilen kazanır. Söyle bakalım Utku Bey. 400. 890. Oğlum 400 ne lan? Burada bizim bile vardı lan 400. Portakal 400 yaşına geçen aldığımız. Ya ne bileyim. 4117. Kim saydı lan onu? Sen benimle dalga geçeceğine. Milattan önce 2000 yılından mı geliyormuş ağaç? Ağacı nereden kaydetmişiz milattan önce 2000 yılına? Fenerbahçe'de zaten 550 yaşında bir ağacı gittim ziyaret ettim. Sen... Yavrum. Ben yaşlı ziyareti yaparım çünkü. Yavrum 550, 1000, okey. Milattan önce 2000 yılında karşı tarafa yıldırım çakmış, oradan bir şeyler olmuş gibi şeyler yazıyor yani. 4000 yılları arasında seni sergiye götürdüm ya baktım, kültürlendin ya. Ya yarım yamalak bir şeyler biliyoruz orası hakkında. Yarım yamalak mı? Kim yazmış orada? Bugün buraya ağaç diktim sevgili Efelius. Bu ağacı bugün buraya diktim milattan önce 2000 yılı. Bunu buraya birik bırakıyorum, ileride bakarlar. Bizimkiler bakıp, aa bu ağaç 4000 yıllık mı demiş. Oğlum sen niye şimdi koskoca tarihi? Sen koskoca. Abi ağacı kesersin, halka sayısına bakarsın. O da kesilmez şimdi. Bu ağaç ne zaman kuracak?
oğlum. Ben buna hep söylerim ama ağaç yaş gemeği. Ya. Çok garip, 4000 çok ya. Cehaletin son perdesi olarak programın adını değiştirdim. Son kapanış. Ben kazandım ama yani. Mutsuz bir kazanma oldu bu. Vallahi teşekkür ederiz Utku. Ne için teşekkür vallahi ediyorsun? Vallahi ki geldim. Kim bırakıyor beni bu arada? Burak bırakır herhalde. Belki kaplumbağa falan görürsünüz. İnşallah görürüz de bir. Alıp götürürsün, denize atıyorum. Evet. Havuza bırakıyormuş. İyi ki geldin kardeşim. Ben de teşekkür ederim. Beni çağırdığınız için evinize. Yarın da geleceğim. Neyse, bu programı da Utku'yla. Kendi içimizde çözdük. Evet. Şimdi diyecekler ki konuk bulamayınca Utku. Ya konuk nasıl bulayım burada ben? Buraya gelen biri olursa çekerim. Yakalarız şöyle göllüyüp. Ki bu arada bu ay aslında biri geliyordu. Ama ben senden çekeceğimiz için öbür ay olur mu dedim. Onlar da dediler ki bu ay çıkıyor filmi. Bu ay gelmesi lazım. Gelmedi. Spoiler verdin ama. Bu ay herkesin filmi çıkıyormuş. Öyle mi? O zaman o işimiz var. Bizim de çıkıyor bu arada. Tam tarih kesin günü söylenince söyleyeceğim. Afişimiz belki kesinleşmiş olur. O zaman şuraya geldi. Afişimiz kesinleşmişse sorudu aslında Fıstı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarız eğlenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Çok güzel bir video. Bir sonraki video olarak gülmekten. Ya bilmiyorsun. Biliyor, biliyor çektik. Ama hangisi olduğunu bilmiyor. İki tane video. Hangisi? Hint. Hint yemeği mi ne? Bilmiyorum. Değişik bir video. Türkiye'de hiç yapılmamış. 'Kendinden mi ne oluyor ya söylesen, bu nasıl olurdu? Ne oluyor ya? Uzun havaya geçtik bir ara. Bedirhan Bedo. Neydi lan Belo? Neydi lan? Belo. Bir şey Belo. Bedirhan Belo'dan ne oluyor ya, sizlere gelsin. Ne geliyorum? Bana hadi!